Kanalıma yeni bir seriyle geldim. Çok uzun zamandır bu sürece girmek istiyordum. Hem kendime gaza getirmek için hem de umarım bu videoları izlerken sizin de gaza gelmeniz için böyle bir seriye başlamak istedim. Şu anda boyum 1.68 ve ben 63 kiloyum. Bazılarınıza bu normal gelebilir ama ben kendimi mutlu hissetmiyorum. Şu anda size söyleyeceğim 8 maddenin 8'ine de sahip değilim ama kendimi artık değiştirme yoluna giriyorum. Bu önümüzdeki 8 madde aslında bir kilo verme değil, sağlıklı beslenme maddeleri diyebilirim. Şimdi hadi gelin bu 8 maddeyi birlikte sayalım. Birinci maddemiz kesinlikle uyku düzeni. Arkadaşlar gerçekten o kadar önemli ki. Melatonin hormonu diye bir şey var. Geceleri böyle saat 11 ile 1-2 arasında uyku uyuduğunuzda çok daha böyle sağlıklı bir vücuda sahip oluyorsunuz ve sabahları çok daha güzel bir şekilde uyanıyorsunuz. Ben de geceleri 3-4'te yatan ve öğlenleri 12-1'de kalkan bir insanım ama artık bunu yapmamamız gerektiğine inanıyorum. Uyku düzenimizi düzenledikçe gerçekten o beslenme periyodunuzun da düzenlendiğini göreceksiniz. İkinci maddeye gelelim. Çok katı bir diyet yapmamamız gerekiyor. Bir yemek kaşığı zeytinyağı ile hazırlanmış salata, bir kibrit kutusu peynir. Ölçülerle, kalorilerle kendimizi kısıtlamanın mantıklı bir diyet olduğuna inanmıyorum. Aldığımız gıdanın, mesela yağın kaliteli yağ olması, karbonhidratın kaliteli karbonhidrat olması, yani besin değeri yüksek ve sağlıklı ürünler yemeliyiz aslında. Üçüncü madde, düzenli bir şekilde besleniyorsanız, düzenli bir hayat düzeniniz varsa kilo verememenizin asıl sebebi hareketsizliğiniz olabilir. Çünkü vücuduna aldığı enerjiyi bir noktada yapması gerekiyor. Bu işin sırrı hareket. Yani hareketsiz hiçbir şekilde hiçbir şey yapamayız. Dördüncü kural. Kaç öğün beslendiğiniz bence çok önemli. Mesela sabah 6.30-7 gibi uyanıyorsunuz. İşe gidiyorsunuz. Akşam işte 11-12 gibi uyuyorsunuz. Ve orada çok fazla saat dilimi var. 2 öğün beslenmek evet zor olabiliyor gerçekten. Ama eğer evdeyseniz güne kahve ya da su ya da limonlu su ile başlayabilirsiniz. Bu üçü de sizi gerçekten birazcık tıkayacak ve kahvaltınızı 1-2 saat sonra yapabileceksiniz. Aralıklı orucun çok fazla böyle anlatıldığı makaleler ya da yazılar, kitaplar var. Belli bir saat aralığında yiyip, belli bir saat aralığında aç kalmanın kesinlikle vücut için de sağlıklı olduğuna ve kilo verme açısından da mantıklı bir seçim olduğu düşünülüyor. Bir püf nokta daha. Mesela ben şu anda sabah uyandım, kahvemi içiyorum. Kahvenizin içine bir tatlı kaşığı Hindistan cevizi yağı veya tereyağı koyabilirsiniz. Bu da inanılmaz derecede aslında kahvenin değerini artırıyor ve sizin tok kalmanızı sağlıyor. Beşinci madde aslında dördüncü maddeyle çok ilgili. Akşamları belli bir saatten sonra gerçekten yemek yemememiz gerekiyor. Evet ben de biliyorum çok güzel oluyor ama işte bunun için bir düzen oluşturmalıyız diyorum. Mesela akşam 6'da yemek yediniz ama gece 3'te uyudunuz. Tabii ki acıkırsınız. Çok normal. O yüzden gece 12-12.30 arasında uyumalıyız diyorum. Eğer siz inatla ben uyku düzenimi değiştiremem diyorsanız o zaman akşam yemeğinizi mantıken bir tık daha geçe alın ve böylece gece 12'de yemek yemek zorunda kalmayın. Yani uyumadan önce en az bir 5 saatlik boşluk bırakın diyorlar. Altıncı madde, yani bu diyet için değil aslında sağlığımız için su içmeliyiz. Hani bir sürü böyle 3 günde 5 kilo verdiren kür, 2 günde 7 kilo verdiren kürler falan var ya, onların hiçbiri sürdürülebilir diyetler değil. Onların hepsiyle verdiğiniz kiloları geri alıyorsunuz. Ama siz düzenli olarak bir su içen bir insansanız, düzenli olarak günde 2,5 litre su içiyorsanız vücudunuzda zaten ödem toplanmadığını göreceksiniz ve o şekilde o garip diyetlere ihtiyacınız olmayacak. Yedinci madde, bence bu da kesinlikle sağlığımız için çok önemli. Paketli gıdalar. Yani paketli gıdaların içerisinde ne konulduğunu bilemiyoruz. Ve şunu bilin, mesela paketli bir şekilde yediğiniz tatlıda, siz evde sağlıklı bir tereyağı kullanıyorken onlar kanola yağı veya mısır yağı kullanıyor olabilirler. Arkasındaki besin değerini, o kilokalori tablosunu veya içindekileri okumayı kendimize huy edinmemiz gerekiyor. Çünkü içindekilere baktığınızda birçok ürünü geri bırakacağınıza çok eminim. En son madde, ekmekten, karbonhidrattan birazcık uzak durmamız gerekiyor. Buğdayın veya arpanın maalesef yapısı, genetiği değiştirildi. O yüzden artık ekmekler, hani bizim ailemizde deniyor ya, eski ekmekler değil. O yüzden biz gerçekten sağlıklı karbonhidrat kaynağı bulduğumuzda tabii ki karbonhidratımızı da almalıyız. Ama şu anki karbonhidratlar çok fazla vücudumuza iyi gelmiyor. Size şöyle bir şey anlatmak istiyorum aslında. Ben geçtiğimiz yaz sürekli dışarıdan yemek söyledim. Fakat şunu gördüm. Bundan 3 ay sonra benim bir gün o sebze yemeği yiyordum. Yani pişmiş semizotu. Çok aç hissediyorum. O kadar aç hissetmeme rağmen karnım o kadar şişik ve midem o kadar bulanıyor ki sebze yemeğini bile yiyemedim. Ertesi gün koşa koşa doktora gittim ve safra kesemde kum oluşumu olduğunu söyledi. Ve bu neden aslında sağlıksız yağ alımından kaynaklı. Ne kadar tesadüf ki 3 ay boyunca dışarıdan yemek söyledikten sonra birdenbire vücudum yıllarca yapmadığı şeyi yaptı Eğer hapla yok edemeseydik ameliyat olmak zorunda kalacaktım. Safram alınacaktı. Yani bu şekilde operasyona girmeye ne gerek var? O yüzden söylüyorum aslında bir diyet değil, beslenme düzenimizi değiştirmeliyiz diye. Kara şişikliğimin hala kaldığını fark ettim maalesef. Ve etrafımda da birçok insanda bu kara şişikliği problemini duymaya başladım. Büyük ihtimalle buğdayı, arpayı, midelerimiz hazmedemediği için şişmeye başlıyor. Yani buna ne deniyor aslında? Gluten hassasiyeti deniyor maalesef. Şunu bilin, çölyakla gluten hassasiyeti aynı şey değil. Çölyak çok daha ciddi bir boyutta. Ama ben bu süreçte karbonhidratı minimuma azaltıp aslında direkt otomatikman glutenimi de azaltıp karın şişikliğimi de gözlemlemek istiyorum. Size de gösteririm zaten şu anda karnım ne kadar şişik, 15 gün sonra ne kadar şişik diye. Artık bu düzeni değiştirmeliyiz diye düşünüyorum. Bu hayat düzenimizi, vücudumuzu, cildimizi. O yüzden bu sürece girmeyi planlıyorum. Hadi gelin o zaman 15 günlük sürecime başlayalım. Şimdi ilk günden hemen öğünümü göstermek istedim size. Az önce mesela sabah uyandığımda çok aç hissetmiyordum. O yüzden bir filtre kahve içtim. Hatta hala yarısı duruyor. Ardından kahvaltımı hazırladım. Ben bu şekilde kahvaltıdan hala hiç sıkılmıyorum. Bu tabakla ben çok rahat bir biçimde doyuyorum. İlla bunun yanı ekmek, vasa, işte çavdarlı, yulaflı bir şeyler koymamıza gerek yok diye düşünüyorum. Hani birazcık daha bu ilk bir ay sıkı bir diyet yapmak istediğim için aşağıya kullanabileceğiniz bütün uygulamaları listeliyor olacağım. Ama ben mesela Fat Secret kullanıyorum genelde. Mesela bugün aldığım bütün yağın, karbonhidratın veya proteinin gramını bana gösteriyor. Şimdi sizden çekinmeyip sabah bahsetmiş olduğum göbeğimi göstermek istiyorum. Çünkü bu sürece nasıl bir vücutla başladım. Bu olan göbeğim, nasıl bir göbeğim var hemen gösteriyorum. Buyurun. Yani bence 23 yaşımda şöyle bir göbeğimin olması hiç normal değil ve hani göbek gibi de değil, sıkı böyle bastırınca inmiyor falan, hani gaz gibi ama gaz da değil. İşte bu tamamıyla aslında gluten hassasiyetinden kaynaklanıyor. Bakalım göbeğim inecek mi? Ben ineceğine eminim. Evet, diyetimin 3. gün yürüyüşünden herkese merhaba. Mecidiyeköy ortamında yürüyüşe çıkmak hani ne kadar müsaitse o kadar yürüyebiliyorum. Mesela kendimi illa 10.000 adım, 10.000 adım diye zorlamıyorum. 8.000'de kaldı mı kalmış oluyor. Çünkü illa kendinizi ilk günler 10.000, 10.000 diye şartlarsanız sonraki birkaç gün belki de bir bakmışsınız, çok sıkıldınız ve 1000, 2000 adım daha zor atıyorsunuz. Bugün toplamda 5300 adım atmışım. 241 kalori yakmışım. Bence bu iş olacak. Ben inanıyorum, kendime güveniyorum. En azından tam 15 gün sonra biliyorsunuz 63 kilo ile başladım bu diyete. Hedefim böyle 50'leri yani 59'u falan görmek. Çünkü ilk 3-4 kilo çok kolay gidiyor ama sonrası zor. Bu saatin bu düzenli hayat sürecinde çok fazla işe yaradığını duymuştum. Gerçekten de öyle. Böyle bir sürü özelliği var işte, nabız, stres vesaire gibi. Hepsini ben kullanıyorum. Bayağı da işe yarıyor. Hatta böyle egzersiz yaptığınızda onu işaretlediğinizde işte koşu bandı, bisiklet vesaire gibi o zamanki özel kalorileri de bunlar için ölçebiliyor. Bence diyetler için eğer sağlıklı yaşam düzenine girdiyseniz ve uygun fiyatlı bir şey arıyorsanız Xiaomi'nin bu saatleri gayet güzel. Şimdi ben spor kanalı olarak Instagram'dan arkadaşlarıma sorunca bayağı bir kişi bayağı bir kanal önerdi. Önce bu kadın önerildi. Şu Alexis Ren. Şu önerildi. Bu önerilmedi ama buna ben her yerden abone olduğum için siz de abone olursanız çok sevinirim. Cetin Çetintaş yoga konusunda bayağı güzel videoları varmış. Clothing'i bütün kızlar böyle gaza getiriyormuş. Yoga için yine Cihangir Yoga önerildi. Ebru Karaduman önerildi. Ecc.com.tr önerildi. En çok Lily Sabri önerildi galiba diyebilirim. Altına Nike, Pamela Reif de çok önerildi. Toplamda 3 tane en çok önerilen vardı. Aklınızda bulunsun. Şimdi bütün bu kanalları gösterdikten sonra size örnek bir sporumu göstermek istiyorum. Ben de mesela spor yaptığımda evde duş almaya çok üşeniyorum. O yüzden duş almadan önce böyle tam duşa girecekken önceden böyle hemen 10-15 dakika hop matımı serip hemen videoları yapıyorum. Sadece bir matım var. Bir de ağırlığım var, bu kadar. Çok fazla eşyaya da gerek yok bence. Belli bir noktada siz ne kadar kilo verirseniz verin, spor yapmanın sürece vücudunuz güzelleşmez. Bunu da bilin. O yüzden bence spor yapalım. Haydi gelin. Dakikalık falan video yaptım ama etkili videolar yapınca böyle oluyor. etkili videolar yapan spor severim de bu şekilde. Diyetimin tam 15. günündeyim ve size bir güncelleme geçmek istiyorum. Şimdi ben Instagram'dan ketojenik diyet yapıyorum diye bahsettiğimde birkaç tane diyetisyenlik, beslenme okuyan insanlar nasıl yani sürdürülebilir bir diyet değil veya nasıl yapıyorsun vesaire dediler. Ketojenik diyet normalde günde 50 grama kadar bir karbonhidrata size izin veriyor. Kabağın içinde, patlıcanın içinde, domatesin içinde, salatalığın içinde, hepsinin içinde karbonhidrat var. Ama bu şekilde insan yaşayamaz. Yani asıl bu sürdürülebilir değil. Yani her gün bunları not almak, hani kim olsa üşenir, kim olsa bunu yapmaz biliyorum. Ben sadece ketojeniğin mentalitesini benimsedim. Hiçbir şekilde hayatıma karbonhidrat almadım. İşte şeker yemedim. Karbonhidrat diye bildiğimiz dümdüz şeyleri yemedim. Yani pirinç, makarna, buğday, arpa, yulaf, bu besin grubunu yemedim. Ama tabii ki sebzenin içinde de karbonhidrat olduğunu biliyorum ama bunu da saymadım. Tam olarak ketojenik diyemem ama ketojenikteki yenilmemesi gereken hiçbir şeyi yemedim. Mesela baklagil. En önemlisi bu. Hani baklagillerin hiçbirini yemedim 15 gündür. Aslında benim yaptığım tam anlamıyla Canan Karatay diyetiydi. Hani karbonhidratı, şekeri ve Canan Karatay baklagili kestiriyorum bilmiyorum ama baklagili kestim. Bu şekilde düzenime devam ettim. Çok memnun olduğumu size belirtebilirim. Sabah kahvaltılarını genelde hep böyle yumurta, peynir, zeytin, domates, salatalık, bol bol maydanoz, nane vesaire gibi bir kahvaltı tükettim. Normalde ben yulaflı kahvaltıyı çok severim ama işte bu bir ay boyunca o kahvaltıyı hayatımdan çıkarttım. Akşam yemeklerinde de genelde protein, işte balık, et, tavuk, ton balığı, hani başka protein kaynakları aldım ama genelde hayvansal protein aldım. Yanına da genelde hep sebze veya salata tükettim. Her akşam yemeğinde yoğurt yedim. Ya da eğer yoğurt çok sevmiyorsanız turşu da yiyin. Çünkü diyetlerde genellikle biliyorsunuz bağırsaklarda sıkıntı oluyor. Yani bağırsaklar tam olarak çalışmayabiliyor vesaire. Ben de bu yavaşlamayı engellemek adına bu Activia'nın direkt böyle probiyotikli satılan yoğurtları var biliyorsunuz. Akşamları mesela yatmadan önce Activia'nın bu yoğurtlarından yediğimde çok yardımcı oldu gerçekten bu konuda. Ki çünkü bağırsak çok önemli bir nokta. Kilo vermede veya sağlıklı bir vücut için. Probiyotiğinizi hiçbir şekilde azaltmayın. Eğer hani benim gibi kilo vermek istiyorsanız bence hiçbir şekilde hani ölçerek, biçerek şundan şu kadar, bundan bu kadar çok hoş olmuyor yani. Çok sürdürülebilir olduğuna inanmıyorum. Şimdilik bu şekilde sağlıklı biçimde ilerliyor sürecim bence. Ben vücudumda böyle görünüş olarak çok büyük bir fark görmüyorum. Ama hissetme olarak çok güzel hissediyorum. Yani kendimi çok daha böyle hafif hissediyorum. İnsan şey olur mu? Koltuktan kalkmaya bile üşenirdim eskiden böyle. Şimdi öyle değilim. Hani daha hareketli veya daha haafif hissediyorum. Bu arada gluten hassasiyetinden şüphelendiğimi söylemiştim. Karnım dümdüz oldu. Artık eminim. Yani buğdayın, arpayın bana dokunduğuna kesinlikle eminim. Çünkü yemekten sonra yani makarna tükettiğimde normalde deli gibi bir şişkinlik ve deli gibi böyle bir gaz hissi yapıyordu bende. Şu an hiçbir şey yok. Yani yemek yiyorum ama hiçbir şekilde karnımda kötü bir his hissetmiyorum. Bu çok önemli. Şimdi hadi gelin benim kiloma bakalım kaç olmuş. Şimdi önce size ilk oranlarımı göstermek istiyorum. Ben bu diyete başlamadan önce vücut yağ oranım 31'di. Mesela Kasım 38'di. Su %49'du. Hemen çıkıyorum tartıya. Ve o dönem 63 kiloydum. Heyecanlandım. Ve yeni yağ oranım 27.4 ve Kasım'da artmış. Kilo olarak mesela 3 kilo falan vermişim. Ama yağın gitmiş olması çok önemli. Bence bunda yaptığım diyet türünün çok büyük bir önemi var. Karbonhidrat ve şekeri kesmek mükemmel bir şey arkadaşlar. Bu sonuçla geliyorum. Bu hala bir sonuç değil. Şimdi bu süreçten sonra birazcık daha spora abanıp fiziğimi daha da güzelleştirmeye çalışacağım ama önceki halimi hatırlıyorsunuzdur. Karnıma şişikliğini yani unutamazsınız. Çok kötüydü. 4 aylık hamile gibi gözüküyordu. Size bunu göstermek istedim. Bence bu motivasyondur arkadaşlar. Dikkat edince gerçekten oluyor. İmkansız diye bir şey yok. Ben tartıdansa her zaman vücudumun şekline daha çok önem veriyorum. Hadi gelin önce bir tartı kısmına bakalım. Evet, sabah sadece böyle 1-2 yudum kahve içtim. Hemen tartıya çıkıyorum. Oranlarım geldi. Birlikte inceleyelim. 57-45'im. Ben bu yola biliyorsunuz 62-63 gibi başlamıştım. Yani yaklaşık 5 kilo verdim. Yağ oranım %26.7 olmuş. Yağ oranım 31.3'tü arkadaşlar. Gerçekten bu müthiş bir oran bence 26.7. Hadi şimdi gelin size birazcık sporumu, beslenmemi nasıl yaptım bir özetleyeyim ve videoyu kapatalım. O zaman bu videoyu artık kapatma vakti gelmiştir. O kurallardan hangilerine uydum? Aslında neredeyse tümüne uydum. Özellikle aralıklı orucu yaptım. Yani günde 2 öğün beslendim. Güçlü bir kahvaltı edince arada bir şey yemenize gerek kalmıyor. Ama bu süreçte her diyette olduğu gibi benim de mesela bağırsaklarımda bir yavaşlama oldu. Bu konuda ne yaptım? Neredeyse her gün kefir içtim akşam yemeğinden sonra. Ve yanında da böyle bir avuç beyaz veya sarı leblebi yedim. Hem böyle leblebi ve kefir inanılmaz tok tuttu. Akşamları o bir şeyler atıştırma isteğimi giderdi. Hem de kefir gerçekten bağırsak floramı çok güzel düzenledi. Onun dışında marketlerde satılan Slim Fit çayları var. Ananas ve Hindistan cevizli aldım. Ama onun içinde sinameki varmış hatırladığım kadarıyla ve sinameki de bağırsak florasına belli bir süre sonra zarar veriyormuş. Çok böyle düzenli olarak kullanmamak gerekiyormuş. Hani böyle 3 günde bir falan bu şekilde Slim Fit çayları içerseniz aynı şekilde o çaylarda mesela bağırsaklarınıza yardımcı oluyor. Ama dediğim gibi kefir mesela ondan daha faydalı ve daha güzel bir şekilde yardımcı oluyor diyebilirim. Bunun dışında her sabah uyandığımda kahvemi içtim ve kahvemin içine Hindistan cevizi yağı koydum. Gerçekten beni çok güzel tok tuttu ve uyandıktan yaklaşık her zaman 2 saat sonra kahvaltılarımı ettim. Spor konusuna gelirsek de spora abanmadım. Yani haftada 4 gün 5 gün spor yaparak ben bu kiloyu vermedim. Ben bu kiloyu ağzımı tutarak verdim. Ben her gün kendime ödül veriyormuşum. Bir gün bir öğünde pizza yiyordum. Bir gün sabah kahvaltısında böyle dop dolu bir yulaf lapası yiyordum ve olmaz yani. Böyle olmaz, her şeyi dengelemek lazım. Haftada 2 gün falan spor yaptım. Bir gün duşa girmeden önce deli gibi mesela bu size gösterdiğim YouTube'daki kanallardan spor yapıp diğer bir günde işte günde böyle 8.000-10.000 adım yürüdüm. Ben daha çok hani eğer bir isim koymak gerekirse Canan Karatay diyeti diyebiliriz. Karbonhidratımı gözle görülür bir biçimde azalttım ve sebze ve proteinimi artırdım. Yağımı artırdım. Bu kadar basit. İlk 1 aylık süreçte mesela kahvaltılarımda hep yumurtalı kahvaltı ettim. Ben mesela yulaf lapalı kahvaltılarıma şimdi geri döneceğim. Ama haftada 1 veya 2 gün geri döneceğim. Çünkü vücudumuz karbonhidratı ne kadar azalırsa o kadar çok yağdan vermeye başlıyor ve bu bence kesinlikle çok da mantıklı. Ben artık diyet demiyorum yani, artık ben bu şekilde besleniyorum ve çok çok mutluyum. Hani eğer bu şekilde beslenmek benim vücudumu böyle yapacaksa ben sonsuza kadar böyle beslenebilirim. Kendime ödül verdim bu arada. İlk 15 gün o gazda hiç ödül vermedim. Sonrasında bir pes ettim. Kilit nokta şu. Evet hani kendinize ödül verebilirsiniz veya o aynı hırsı, o aynı isteği kendinizde bulamayabilirsiniz. Önemli olan "Aa, ben bir kere yedim ya, battı balık yan gider" dememeniz. Bu çünkü eğer herkes bunu deseydi kimse kilo veremezdi. Kimse istediği fiziğe ulaşamaz. Öyle düşün. Battı balık yan gider demeden evet ben bugün pizzamı yedim, bugün hamburgerimi yedim ama yarın aynı şekilde devam edeceğim dediğiniz anda olay bitiyor. Ben mesela kız arkadaşlarımla gün yaptım ya da bu diyet sürecimde rakı yaptım mesela. Başka bir gün dışarı çıktım, McDonald's'tan hamburger yedim. Başka bir gün dışarı çıktım, kahve yanına cookie yedim. O an canınız öyle beslenmek istiyorsa ve ortam böyleyse hani insanlara şey demeyin, ben diyetteyim ya yemeyeceğim. İnsanı çok üzüyor ve motivasyonu nasıl bu bozuyor. Ama diğer evde olduğum süreçlerde şunu düşündüm. Ya bugün şimdi kendim yani bu kadar kalori yememe gerek var mı? Ben evdeyken kendim sağlıklı biçimde beslenip dışarıdaki dilediğimi yedim ve çok mutluyum. O zaman videoyu bu şekilde kapatalım. Aklınıza takılan bir şey olursa bana yorumlardan yazın. Bu süreçte bayağı da gerçekten bu beslenme biçimlerini falan araştırdım. Kendim yaptığım diyetin çok arkasındayım. Kesinlikle karbonhidratın azaltılması gerektiğini düşünüyorum. O zaman videoyu kapatalım. Tekrardan size karnımı göstermek isterim. O zaman çok memnunuz. Umarım siz de istediğiniz kiloyu verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Gönlünüzden ne gelirse.